Bu videoda merhabayı ben değil, Oppo Reno 2 desin istedim. Gelin hep birlikte bakalım Oppo Reno 2 bizlere neler sunuyor. Oppo Reno serisiyle gerçekten çok ses getirmişti arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman tam ekran bir akıllı telefonla karşımıza çıkmıştı. Özellikle son 2 yıldır çıkan akıllı telefonlardaki bu tam ekran ya da ekran kasa yarışına böyle çok sert bir giriş yaptı gerçekten Oppo. Fakat benim bir önceki serisiyle alakalı çok ciddi bir eleştirim vardı. O da neydi derseniz, cihaz ciddi anlamda ağırdı arkadaşlar. Ele çok ağır geliyordu. Ama onun dışında bir hantallık da cihazda böyle varmış gibi hissediyordum. Reno 2'ye baktığımızda bu tarz problemler ortadan kaldırılmış durumda. Daha ergonomik bir telefon olmuş ve daha hafif bir telefon olmuş diyebilirim sizlere Reno 2. Direkt aslında bu telefonun arka kameralarını sizlere aktararak başlamak istiyorum. Çünkü Oppo Reno 2 serisinde kameralara çok önem vermiş ve kamera performansıyla da beni tatmin etmeyi başarmadı desem yalan olur. Çünkü ben telefonun kameralarından bir miktar etkilendim. Arka taraftaki ana kameramız 48 megapiksellik bir kamera arkadaşlar ve optik imaj sabitleyici desteği bulunuyor. Diyafram aralığına baktığımız zaman f1.7 diyafram aralığına sahip ana kameramız. Telefoto lensimiz ise 13 megapiksellik çözünürlüğe sahip ve f2.4 diyafram aralığına sahip yine. Bu kamera da yine beni performansıyla şaşırtan bir kamera oldu gerçekten. Ve 8 megapiksellik geniş açılı kameramızda 116 derecelik açıyla çekimler yapabiliyor. Yine geniş açı lens de güzel sonuçları ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor. Ve 2 megapiksellik mono lens ise portre fotoğraflar çekerken, ki portre fotoğraflarda Timur abiyi kullandım. Yani buradan kendisine selam olsun. Timur abinin de fotoğrafında gördüğünüz üzere portre fotoğraflarda ciddi anlamda güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Birazdan tabii daha detaylı fotoğrafları da sizlerle paylaşacağım. Bu elime tutmuş olduğum akıllı telefon arkadaşlar zoom furyasından da yine nasibini almış durumda. 20x zoom yapabiliyor. Peki nasıl yapıyor derseniz 5x'e kadar hibrit zoom yapıyor. 2x lensten yapıyor optik. 5x'i hibrit. 20x'e kadar da 5'ten sonrasında dijital zoomla güzel işler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Güzel işler mi ortaya çıkartıyor? Bakın siz karar verin diyorum ve size fotoğrafları zaten bu sırada gösteriyorum. Portre fotoğraflar. Portre konusunda Oppo dersini iyi çalışmaya çalışmış. Güzel sonuçlar ortaya çıkarmış mı? Farklılık yaratmayı başarmış diyebilirim sizlere. Portre 2.0 adı verilen bir özellik kullanıyor Reno 2. Ve bu Portre 2.0 sayesinde farklı portre modlarını bünyesinde bulunduruyor. Ve benim için en önemli özellik de HDR portre oldu. Çünkü HDR portre modunda güzel bir dinamik aralığı yakalıyor cihaz. Özellikle gün ışığı altında güzel tonlamaları yakalamanıza sebep veriyor. Beni en çok etkileyen şey Oppo'da şu oldu. Ben ilk kez bir Oppo cihazı bu arada deneyimleyebiliyorum uzun bir şekilde. Telefonun kamera tonlamaları çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani Android cephesinde rakipleriyle tonlamalara baktığım zaman gerçekçiliğe yakın Huawei'den sonraki en iyi sonuçları veren akıllı telefon olabilir Reno 2 elime geçen. Çünkü diğerlerine baktığım zaman tonlamalarda çok ciddi farklılıklar, değişiklikler olabiliyordu. Ki bunu her zaman söylüyorum, renk tonlaması konusunda iPhone seviyesine yaklaşan telefonlar tabii ki piyasada yok değil. Ama bu cihazda onlara yakın bir performansı bizlerle buluşturuyor. Video tarafında yine güzel geliştirmeler var. Burada videoda Oppo'nun üstünde durduğu bir özellik var arkadaşlar. Aslında bu özelliği daha önce Samsung'un Galaxy Note 10 ailesiyle birlikte görmüştük. Ama burada oradan farklı bir durum var. Reno 2'de ultra sabitleme özelliği var. Bu nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Burada elektronik sabitleme ile optik imaj sabitleyici bir arada çalışıyor ve bu sayede siz o sırada koşuyor bile olsanız ya da yürürken telefonu çok titretiyor bile olsanız bir aksiyon kamerasıyla çekim yapıyormuşçasına telefonunuzdaki görüntü titremesi en minimum seviyeye çekilmiş durumda. Gerçekten bunu bayağı bir sevdim ve aslında dediğim gibi bu özellik daha önce Note 10 ailesinde olmasına rağmen burada biraz daha farklı çalışıyor. Çünkü orada süper geniş açılı kamerayı kullanarak bunu biraz daha yapıyordu. Fakat burada hem EIS hem OIS bir arada çalışarak biraz daha farklı bir durum ortaya çıkartıyor. Ben beğendim sonuçları açıkçası. Hoşuma da gitti. Ve 4K'da 30 fps çekim yapabiliyorsunuz. Full HD çekim yapmak isterseniz de
tabii ki 60 FPS'e kadar çekimler yapmanız mümkün oluyor video tarafında. Video tarafıyla alakalı sizlere tabii aktaracağım birkaç özellik daha var ama biraz daha ön kameradan bahsetmek istiyorum sizlere. Böyle biraz daha serpiştire gitmek istiyorum bu inceleme videosunda. Ön kamera aslında yok. Yok değil, var tabii ki var. Burada size öyle yok dedim sadece. Bu kamerada dünyanın ilk kez bir açılır kapanır kamerasında arka tarafı da portre modu olarak kullanarak video çekme özelliği var. Yine bu da daha önce Samsung'da gördüğümüz bir özellikti. Burada var ama burada dünyada ilk kez açılır kapanır bir kamerada bu özellik kullanılmadığı için bunu özellikle sizlere belirtmek istedim. Ön kamera 0.8 saniyede açılıyor. Çok kısa bir sürede açılıyor. Hiçbir şekilde kameranın açılma ve kapanma süresini hissetmiyorsunuz ki yani burada özellikle yüz tanımayı çok merak ediyordum ben. Çünkü yüz tanıma özelliği cihazda aktif olarak kullanılıyor. Ve yüz tanımayı tabii ki açılır kapanır kamerayla yapıyor. Yüz tanımayı yapması yani hiç anlaşılmıyor bile. Direkt yapıyor, açıyor kamerayı ve yüzünüzü tanıyor sonra kapanıyor. Siz onu neredeyse hissetmiyorsunuz. Şu anda normal kamerayla yüz tanımayı yapan telefonlarla yarışır yüz tanıma performansı. Onu hız konusunda onu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Cihazın ekranı tabii ki çok önemliydi arkadaşlar. Bu telefonun ekranından hakikaten etkilendim. Neden etkilendiğimi de sizlere aktaracağım. Öncelikle tabii ki ekran kasa oranından etkilendim. %93.1'lik bir ekran kasa oranı var. Zaten cihaz neredeyse komple ekran durumunda diyebilirim sizlere. Ön tarafın ekran kısmı yani ön taraf komple Gorilla Glass 6 ile korunmuş durumda ve çerçevesi 3.35 mm'ye kadar inceltilmiş durumda. Bir önceki modele kadar göre çerçeve kalınlığı da çok daha az seviyeye indirilmiş durumda. 6.5 inçlik bu ekran gerçekten yani büyüleyici duruyor. Benim için bu arada tam ekran olan bütün akıllı telefonlar büyüleyici ve gerçekten etkileyici oluyor. Bu cihazdan da o yüzden etkilendiğimi sizlere söyleyebilirim. Maksimum 800 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor Oppo Reno 2. Ve bu cihazda %37.5'a kadar azaltılan bir mavi ışık koruması mevcut. Kendiliğinden bir mavi ışık koruması mevcut. Gözlerimizi rahatsız etmiyor bu sayede. Ekran çözünürlüğümüz 1080x2400 olarak belirlenmiş durumda. Ve ekran piksel yoğunluğu da 401 ppi seviyesinde. Peki bu ekranın neyinden etkilendiğimi sizlere aktaracağımı söylemiştim. Ekranın parlaklık seviyesi beni ciddi anlamda şaşırttı. Neden şaşırttı derseniz karanlık bir alanda sürekli ekranın parlaklığını kontrol etmek durumunda kaldım. Çünkü ekran ciddi anlamda canlı ve ciddi anlamda parlak. Yani bu direkt benim deneyimim ve size deneyimimi aktarıyorum şu anda. Yani herhangi bir yerden falan bir şey duymadım. Kendi deneyimim doğrultusunda telefonun gün ışığı altında kullanımının aşırı rahat olduğunu size de söyleyebilirim. Ve az önce de söylediğim gibi karanlık ortamda tekrar tekrar parlaklık kısık mı açık mı diye kontrol edebileceğim kadar canlı ve parlak bir görüntüye sahip bu akıllı telefonun paneli çok hoşuma gitti bu açıdan. Çünkü ben özellikle parlaklığa çok önem veriyorum ki bu cihazda parlaklık konusuna ve gün ışığı altındaki kullanım konusuna çok önem vermişler. Güzel de bir iş ortaya çıkarmışlar. Onu da sizlere gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Arka tarafın koruma malzemesi, ön tarafın koruma malzemesinden bahsetmişken arkayı da sizlere aktarmak istiyorum. Gorilla Glass 5'te korunuyor telefonun arkası. Performans tarafına baktığımız zaman 8 GB RAM ile geliyor bu cihaz ve içinde Snapdragon 730G isimli bir işlemci var. Bu işlemciyi görmeye çok alışkın olmayabilirsiniz ki ilk etapta birazcık bu işlemciye karşı ön yargılı da olabilirsiniz ama ön yargılarınızı yıkacak elimde veriler var. Onları da size aktaracağım şimdi. 256 GB'lık bir depolaması var. Eğer isterseniz 256 GB'a kadar içine bir microSD kart takarak da cihazın kapasitesini arttırmanız mümkün arkadaşlar. Geekbench skorları tabii ki sizin aslında ön yargılarınızı yıkmanıza sebep olacak bir skor olabilir diye düşündüğüm için buraya onları koydum. Şimdi test devam ederken sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle benzer fiyatlardaki Mate 20 Pro'ya baktığımız zaman tek çekirdekli skoru 676 iken çoklu çekirdekli 2093 gibi bir skora ulaşıyor Mate 20 Pro. Ve yine benzer fiyatlara yakın olduğu için Galaxy S10'u aldım burada performans testine. Burada da 769 almış Galaxy S10 tek çekirdekli skorda ve çok çekirdekli skorda da 1954 gibi bir skor almış. Peki bu telefon ne almış? Gördüğünüz üzere bu telefonda 547 civarında bir puan alıyor ve yine baktığımızda 1700'lerde bir skora sahip çoklu çekirdeği bu telefonun.
Peki neden bu kadar önemli derseniz, yani 730G ile diğer telefonların işlemcilerin arasındaki Geekbench skorlarını size göstermemin sebebi şu. Bana mutlaka aranızda şunları söyleyecek arkadaşlarım olacaktı. Şu fiyata şu var, bu fiyata bu var gibi. Onların da birazcık önüne geçmek için, yani işlemcinin buradaki Geekbench skorlarına etkisini sizlere göstermek için böyle bir test sonucunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu cihazda 4000 mAh'lık bir batarya var ve 20 Watt'lık da hızlı şarj teknolojisiyle geliyor. Şarj hızlı ama daha hızlı olabilirdi. Çünkü Oppo'nun zaten çok çok hızlı şarj konusunda tecrübeleri ve çalışmaları devam ediyor. Gerçekten daha hızlı bir şeyler beklerdim. Telefonun kutu içeriğini çok çok iyi buldum. Bu elime tutmuş olduğum kılıf biraz deri ve plastik karışımı, silikon karışımı bir kılıf. Bu kılıf da yine kutudan çıkıyor. İhtiyacınız olan her şey kutunun içinden çıkıyor. O açıdan hoşuma gitti. Arka taraftaki kameraların çıkıntısız olması çok güzel bir detay ama altındaki o ufak çıkıntı var ya, parlak olan yer. O da yine neden var derseniz, kameralar çizilmesin diye konulmuş bir bölüm orası. Aslında burası bana biraz Sony Ericsson'u hatırlatsa da burada işlevsel olarak kullanılması çokça güzel olmuş. Ön kamerasından tabii ki sizlere bahsetmek istiyorum. Ön kameranın tonlamaları çok hoşuma gitti. Ön kamera genel anlamda performansıyla beni memnun etmeyi başardı. Kameralar 5'ten 20'ye kadar giden bir zoom'u var. Ve kamera testlerini sizlerin de izledikten sonra benimle hemfikir olacağınızı eminim. Sizleri de tatmin edecek seviyede olduğunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve videoda yer alan ses odaklama özelliği daha öncesinde rakip markalarda gördüğümüz bir özellikti. Bu telefonda da yine yer alıyor. Zoom yaparsanız bir görüntüye, konuşma sırasında sesi oraya odaklamaya devam ediyor telefon. Bu da yine güzel bir detay olmuş. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Çünkü Oppo buraya bayağı bir yer verdi. Hem şeyde bahsetti lansman sırasında, hem de telefonun zaten birçok tanıtım bölümünde bu video kısmına özellikle değinmiş durumdalar. Peki bu telefonu çok mu beğendim? Yani bu telefonda hiç mi eksik yok? Tabii ki eksikler var. Neler var eksik? Sizlere onları anlatmak istiyorum. Benzer fiyattaki rakiplerinde kablosuz şarj özelliği var ve terse kablosuz şarj özelliği de yine mevcut. Ve bunun dışında bu cihazda IP68 sertifikası yok ne yazık ki. Ve tabii ki stereo hoparlör de bu akıllı telefona eklenmemiş durumda. Tabii buradaki bazı eksiklikler tasarımındaki bu radikallik yüzünden, bazıları da Oppo'nun tercihi yüzünden yok. Ama baktığımız zaman telefon tasarımıyla bence düşünülmesi gereken bir akıllı telefon olmuş. Değerlendirmeye değer bir akıllı telefon olmuş. Onu da sizlere söyleyebilirim. Benim elime geçen pop-up kameraya sahip akıllı telefonlarda beni en çok etkilemeyi başaran telefonlardan bir tanesi oldu. Hemen aranızda bazılarınız OnePlus'tan hiç mi haberin yok gibi yorumlarla karşıma gelebilir ya da aşağı yorum atabilir. Haberim var ama deneyimlemediğim için, yani kağıt üstünden konuşmanın çok mantıklı olmadığını düşündüğümden dolayı böyle bir yorumda bulunmak istedim. Ve cihazın arayüzü, tabii ki bunu da sizlere aktarmalıyım. Çünkü hepinizin yabancı olacağı bir arayüz var elimizde. Oppo tarafından geliştirilen Android 9'un üzerinde çalışan bir arayüz şu anda. Color OS isimli bir İşittim arayüzü bu. Bu arayüz şimdi güzel mi derseniz, ilk başta birazcık size karışık gelebilir. Çünkü menülerde rakiplerinde olduğu gibi bazı şeyler aynı yerde değil. Bazı özellikler farklı yerlere konulmuş durumda ve çevirileri de farklı yapılmış durumda. Bu noktada telefona alışma süreniz bir miktar uzayabilir eğer bir Android akıllı telefondan bu cihaza geçiyorsanız. Peki bunun dışında bir sorun var mı arayüze derseniz, ben bir problem görmedim ve arayüze alıştıktan sonra da arayüzün sizi hiç rahatsız etmeyeceğini ve severek kullanacağınızı da sizlere aktarmalıyım. Biraz daha arayüz iOS'a da benzer bir görüntüye sahip olduğu için, özellikle Apple'dan bu cihaza geçerseniz arayüz konusunda memnuniyetlik yaşamanız mümkün olabilir diye düşünüyorum. Peki bu telefonun en büyük şanssızlığı ne? Bu telefonun en büyük şanssızlığı arkadaşlar, ne yazık ki hepinizin, bu videoyu izleyen herkesin bu telefona şans vermek isteyeceğinden eminim. Kullanmak isteyeceğinden de bir şekilde eminim. Ama ne yazık ki çok büyük bir şanssızlığı var. 5599 liralık bir fiyattan bu telefon satışa çıkmış durumda arkadaşlar. Çok büyük bir şanssızlık gerçekten. Peki telefon Avrupa'da kaç liraya satılıyor derseniz, 500 euroluk bir satış etiketine sahipken ülkemizde biraz böyle bir fiyata çıktı. Peki neden çıktı? Hepinizin bildiği üzere son dönemde yaşanan kur farklılıkları, vergiler ve son düzenlemelerden sonra akıllı telefon üreticilerinin Türkiye ofisleri de
fiyatları belirlerken çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu yine Renault 2'ye de yansımış durumda. İlerleyen dönemde telefonun fiyatının çok inanılmaz düşeceğini ben açıkçası sanmıyorum. Bir miktar indirimler mutlaka olur ama çok düşebileceği taraftarı ya da düşüncesine sahip değilim ben. O açıdan bence eğer bu telefonu beğendiyseniz ve bu fiyat seviyesinde bir akıllı telefon arayışı içindeyseniz bu telefonu mutlaka bir gidip bakın istiyorum sizlerden. Bir deneyimleyin istiyorum ve belki de satın almayı isteyeceğiniz bir akıllı telefondur. Siz nasıl buldunuz Oppo Reno 2'yi yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Hoşçakalın.